Hoş geldin Hakan abi. Teşekkürler, hoş geldiniz. Çeptirme yine eskilerinden, en duayen Harley'ci abilerimizden Hakan abi. Hoş geldin tekrar. Çok teşekkür ederim sevgili başkan. Nasılsın Oğuzhan'cığım? Abi? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler? Çok sağ ol abi. Çok iyi. Evet, iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hakan abi, nasıl geçiyor bugünler? Valla biz evdeyiz. Güzel bir yerde oturduğumuz için biraz sıkmıyor bizi. Sporla daha çok. Bisiklet biniyoruz, spor yapıyoruz. Öyle geçiyor akşama kadar. Dışarıda çıkmak istemiyoruz açıkçası. Süper abi. Evet. Hakan abi, tabii biz senin o güzel hikayelerini hem sohbetimizde hem senin sosyal medyada paylaştıklarınızda biliyoruz ama evet. Bir kısaca kendinden bahsedersen, bir de bu Harley ve Hog'a giriş hikayelerini senden dinlemek isteriz. Tabii ki böyle bütün gezdiğin yerleri anlatmaya burada vakit olmayacak ama en azından çok akılda kalanlarla bize belki güzel bir sohbet yaşatırsın. Evet, çok teşekkür ederim. Bana değerli bir vakit ayırdınız burada. Davetiniz için sevgili başkan, sevgili arkadaşlar. Şimdi aslında bizim hikayem bunların hepsinin sebebi Hog Bosporus oldu başlarken hikayeyi. 2012 yılında oğlum Mustafa, ben İstanbul'a giderken çok sıkılıyorum dedi bana. Ben de yani 1970'den beri motor ehliyetim var. Daha önce de Honda vardı 750, bir de 600 Chopper'ım vardı, Shadow. Ondan sonra bunları bir sattık tabii bir zaman kullandıktan sonra, çocuklarımız küçük olduğu için. Sonra ben yurt dışında büyük bir zamanımı geçirdim. Orada sanayici olarak çok işler yaptım. Sonra geldik Türkiye Çerkezköy'e, fabrikamızı kurduk. Ve bu arada oğlumuz da bizde çalışmaya başladı. Ve Silivri'de oturuyoruz. İstanbul'a gidip gelirken bayağı bunalıma giriyor arabayla. Bana dedi ki motor almak istiyorum dedi. Ben de aslında hiç daha motor aklım ucundan bile geçmiyordu. İstanbul'da motor kullanacağım. Belirli bir yaşta geldik, kendimizi şey zannediyorduk tabii. Sonra oğlumuz motor aldı bir tane. Gitti kendine bir BMW aldı. Benim aklımda hep bir Harley, biraz serseri tarz bir motor. Sesi bağıracak, çağıracak, chopper olacak. Kıyafet tarz değişik olacak. Ondan sonra ben de tesadüfen internetten aradım. Hog Bosporus'u buldum. Birkaç kere gittim ve oradan bir motor bakarken Hakan Diler sağ olsun. Üst kattan aşağı baktı. Abi ne istiyorsun dedi. Yani kimsin sen? Ben Hakan. Abi ben de Hakan falan. Hakan'la arkadaş olduk. Ondan sonra dedim Hakan'cığım bir motor istiyorum ama ben dedim 20 sene oldu motor oturmayalı. Güzel bir şey olmalı ve benim boyumda olmalı. Orada bekleyen duruyordu. O da teknenin sonuymuş galiba. Bana da uygun. Biz bunu tabii aldık. Şimdi motorcuyuz ya, işte şöyle giyineceksin, böyle korumalı olacak falan bu motora. İlk resimler de var. Bayağı bir sıkı sıkı giyindik hanımla. Böyle deri ceket içine işte giysiler falan filan. İlk turumuzu da daha alır almaz bir hafta sonra Yunanistan'a gidiyoruz. Hakan Diler Road Cup'tan, aynı zamanda Mehmet Tunga da vardı o Road Cup'tan. Ve bizi Yunanistan'a götürüyorlar. Yunanistan'a giderken tabii biz bindik motora, böyle küçücük bir motor. Arkada bayağı bir yük. Hiçbir tecrübemiz yok. Basar tecrübemiz. Çanta arkadan düşmüş, plakayı kapatıyor. Arkadaşlar diyor ki plakan gözükmüyor abi, daha ışıklar gözükmüyor falan. Neyse biz gittik Yunanistan'a. Yunanistan'da çok güzel bir karşılama, yani çok muazzam bir gezi oldu. Ve bizim hayatımız burada başladı. Artık motor tutkumuz, motor sevdamız. Evet, yurt dışında da arkadaşlar sağ olsun Hakan Diler'le başladı diyebilirim. Hakan Diler birçok arkadaşlarımızı Yunanistan'a adapte etti ve büyük arkadaşlıklar oldu orada. Sonra derken tabii motor bize küçük geldi. Bir tane Street Glide aldık. Street Glide, her zaman söylüyorum, bütün bu dünyaya açılmışın sebebi Ali Çakırka, Hog Bosporus ve oradaki başkanlar ve sevgili arkadaşlar. Bize de sabır gösterdiler, peşlerine taktılar ve dünyayı dolaştık. Sevgili Ali, evet aynen öyle. Ondan sonra birçok gezimizde Ali de vardı, birçok arkadaşlarımız da vardı. Güzel güzel gezdik. Abi biz kendimizi tabii iyi hissediyorsak ama şimdi bugün düşünürsem o kadar acemi ki. Yani ciddi bir motor ve bunu hükmetmek ve yurt dışında kullanmak. Bir de hanım arkada her yere, biz hanımla alıştık tabii artık. Evet, çok zor. Ondan sonra. Derken motorumuzu büyüttük. Evet, sağdaki o Roka yazan oğlumuz Mustafa. Bir gün yine gelmiştik. Hep beraber sevgili arkadaşlar. Gülen yüzler, hiç eksik olmasın. Sonra derken bizim motorumuz yurt dışı gezilerine mesela cesaret geldi bize. Önce Amerika'dan başladık. Chicago'dan bir Key West yaptık. Geldik Afrika'ya gittik. Oradan geldik Küba'ya gittik. Derken bir daha Afrika'ya gittik. Bir Avrupa turları, Hog'la geziyoruz. Gitmediğimiz yer kalmadı. Ve tabii ki bu geçirdiğimiz zaman zarfında biz artık böyle bayağı bir tutkun olduk Harley'e.
Onsuz olmuyor hayatımız. Kıyafetlerimiz değişti. Bu Yunanistan'da Metungo, Hakan Diler, Rod Kaptenliğinde gittiğimiz ilk turumuz. İnanılmaz bir sevgiyle karşılaştık orada. Hatta ben kel kafalıyım, biraz da böyle göbekliyim, tombiyim diye beni bir harleyici arkadaşa benzettiler. Adı da hatırlayamıyorum. Erhan mıydı? Yok. Hani bir chapter'ın başkanıydı. Yine bir böyle bir grup kurmuşlardı İstanbul'da, hatırlayamıyorum Emrah, şimdi. Emrah ha? Abi. Herkes Emrah diye çağırıyor, beni yanıma geliyorlar, kafayı dönüyorum hemen. Ondan sonra, evet, o arkadaşlarla dost olduk ve gerçekten dost olduk. Bugün hala yazışıyoruz, benim İngilizcem yok tabii, önemli değil. Ama dille, gözlerle, hareketlerle onlarla çok güzel anlaşıyoruz. Ve hanımım da beni sağ olsun hiç bırakmadı. Bu resmimiz de Yunanistan'dan, ilk gezimizden Elektra Otel'in önündeyiz. Birçok arkadaşlarımız var burada. Hepsi de motor kullanıyor. Hepsi de bugün sağ. Birlikte hala da görüştüğümüz arkadaşlar var içinde. Evet. Sıdıka Hanım da eşim, sevgili eşim beni hiç bırakmadı. İşte 2014 yılında Halide bize dahil oldu. Evet, Mustafa Seres, sevgili avukat Erhan, Ertan Bey. Herkes burada. Halide de bir sürpriz yaptık. Tesadüfen ben ona bir motor aldım. İlk motoru. Evet. Softail Slim miydi bunun adı, neydi? Evet, Softail Slim. Aslında şey, yani böyle işte gelirsin, sen de yurt dışında olduğu için ablasından, gelirsin arasına binersin diye düşünüyordum. Ondan sonra tesadüfen o da Türkiye'ye yerleşti ve çok güzel geziler yaptık birlikte. Böyle yani bugünlere geldik sevgili dostum. Hikayeler çok. Son olarak da Tayland'a gittik. Tayland'ı gezip geldik, tabii koronavirüs çıktı. Bu arada biz Vietnam ve Amerika turları organize etmiştik tekrar. Bunların hepsi suya yattı. Şimdi evde oturuyoruz. Evet. Sonra diğer makinaları da görelim Eray. Şu an galiba sende 2 tane mi 3 tane mi Hakkın abi? Bende şimdi 2 tane var. Bir Electra Low var. Bir de Streetlight var, CEO. Tabii sonra biz bu evet Mustafa Seres fabrikaya ziyarete gelmişti yanıma. Ben o zaman Streetlight kullanıyordum zannedersem. Tam bilemiyorum. Streetlight'tan sonra Electra Low'a geçtim. Low çıkardı Harley. Tam benim boyuma uygun ve gerçekten keyif alarak gezdik. Hatta bir tane motorum vardı. Geri vites attırmıştım. Çok da güzel, rahat hareket ediyordum. Bu bizim Streetlight'ımız. Bundan çok burada Konya gezimizden. Konya gezisi değil mi? Bizim de evet. Olduğumuz gezi. Evet, evet. Birlikteydik. Evet, birlikte. Evet. Evet, tesadüfen. Evet, çok. Abi, evet. Onu unutamıyoruz zaten gerçekten. Onu da Reha Bey organize etmişti. O zaman evet. Hokbosporos'taydı. O da çok sağ olsun. Yoksa yani gerçekten Hokbosporos sayesinde biz Avrupa'yı ve dünyayı gördük ve açıldık, yani dünyaya açıldık. Birçok arkadaşlarımla evet, Yunanistan'a ilk gittiğimiz, yok ikinci kez gittiğimizde artık bizi herkes tanıyor. Ve çok da sevgi verdiler bize orada. Hep beraber. Evet. Evet abi. Burası Atina. Hatta Atina. Bu gezide rahmetli İsmet Badem de olacak, tam bilemiyorum ama vardı galiba. Tam hatırlayamıyorum. Bir gezimizde de İsmet Badem vardı. Onunla da çok mükemmel gezdik. Gerçekten biz Mora turundaydık o turda. Başladık işte Yunanistan hududundan, Hüsra'dan girdik. Ve Patras aşağıya kadar. Her gittiğimiz yerde sevgi görü, böyle insanlar nasıl bizi böyle sofralarla bekliyorlar. İnanılmaz. Atina'yı karış karış gezdirdiler bize. Akropolis, işte limanlarını, ne var ne yok hepsi. Onun için onlara sevgim sonsuz. O kadar mutlu oluyoruz ki bu özgürlük motorun üzerinde inanılmaz bir şey. Yani yok böyle bir şey. Şu anda bile ama çok... Ama en büyük şansınız gerçekten Sıdıka. Yani evet. Hiç bırakmıyor. O çok seviyor. Evet. Halide'nin tekrar başlaması evet. Falan bence çok büyük avantaj bunlar sizin için de. Evet ama şöyle... Bir camianın içindeyiz. Herkes bize karşı çok sevgili. Biz de onları seviyoruz gerçekten. Karşılıklı her şey. Evet sevgili bana. Hatırlıyorsun güzel İzmir'de buluşmalarımızı ondan evet, sonra. Evet. Çok güzel zaman geçirdik birlikte. Güzeldi evet. Böyle büyük bir keyifte evet. Geliyorduk. Evet çok güzel evet. Ya. Günler çok, geçirdik. Çok evet inşallah bundan sonra da birlikte güzel turlar yaparız beraber oluruz. İnşallah evet. İnşallah keyifle. Evet. Yine ben çok zor bir soru soracağım. Sor canım benim. O kadar çok gezdin. Evet, her birinin anısı da başkadır sende mutlaka. Evet. Her birinin tadı farklıdır.
Ama evet. Hani bir numaraya koyabileceğin bir şey var mı? Bir numaraya koyabileceğim birincisi Amerika turumuz. Key West'ten, Chicago'dan Key West'e gittik. Biz o sene desteğimden icaben Chicago'da fuara katıldık. Kendi ürünlerimizi tanıttık. Tabii ki benim hiçbirinden bir şeyden haberim yok. Kızım ve damadım Almanya'dan 2 ay çalışmışlar. Çok güzel bir tur organize etmişler. Kendi aralarında. İşte biz bir motor kiralayacağız. Böyle hepsini ayarlamışlar. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ondan sonra biz geri döneceğiz derken bileti uzun almışlar benim. Ben de hiç bakmıyorum tabii. Biniyorum gelip hepsini bana böyle hediye bazında geldi güzelce. Ondan sonra dediler ki biz fuar bitince Chicago'yu gezeceğiz. Buradan da Key West'e gideceğiz. Bu inanılmaz muhteşem bir geziydi. Kızım, damadım, ben ve eşim. Sonra Miami'de Halide bize tabii ki bizim sultanında olmazsa olmaz o. Yanımıza gelecek, onu davet ettik. Bir motordan ayarladık oradan. Ondan sonra birlikte Key West'e gittik. Tekrar Miami'ye geldik. Bu gezimizi ilk yurt dışı gezimiz uzak olarak ve Amerika. Onun haricinde Afrika geliyor ikinci gezimiz. Afrika'da tesadüfen bir Alman grubuna gittik. Ve bu insanlar da ilk defa yurt dışına çıkıyorlar. Ve herkes eşiyle gelmiş. 2 kişi var eşlerinin gelmeyen. Bunlarla biz öyle bir arkadaş olduk ki grubumuzun adı %100 grup oldu. Yani 100% yazıyoruz. %100 oldu. Ve hala görüşüyoruz. Dün akşam beni aradılar. Sağlığın yerinde mi diye ben cevap veremedim. Yine çok yoğundum. Yoğundum dün akşam. Bu akşam arayacağım şimdi konferanstan sonra onları. İkincisi de Afrika'ydı. Ve o Afrika gezimiz çok muhteşem bir geziydi. Yani düşünebiliyor musunuz? Harley'den Avrupa, İstanbul, Avrupa, Yunanistan falan derken ondan sonra Amerika ve Afrika. Onun peşinden Küba'ya gittik. Küba'yı gezdik. Küba da çok harika bir memleket. Ondan sonra yine aynı arkadaşlarla Endülüs'ü gezdik. Hep bunlar 16-17 gün sürüyor. Oradan geldik, Endülüs'den Sardunya Adası'na gittik yine arkadaşlarla beraber. Ben hep motor kiralıyorum. Onlar Almanya'dan motorlarını yüklüyorlar tıra. Münih'teki hop da getiriyor onların araçlarını. Çok güzel bir gezdik, yani inanılmaz güzel. Bir şey soracağım abi, bir şey sormak istiyorum. Küba çok ilgimi çekti. Küba'da herhalde Harley ile gezmediniz diye tahmin ediyorum. Harley kiraladık 2 tane. Harley mi? 2 tane, Harley de geldi bizden beraber. Ve Heritage kiraladık. Tesadüfen 2 tane aynı renkte bir öyle bir Heritage. Tam bizlerin benim boyuma göre böyle küçük adamlar için üretilmiş. Fıstık gibi. Ve çok güzel gezdik. Orada da bir tahminen 2000 kilometre yol yaptık Küba'da. Ama Küba işte kaç sene oldu? O da 2016'da falan olabilir Küba gezimiz. Harley gezisi yaptık. Yine bir organize şirketinden 12 motor Küba'yı gezdik. Hakan abi çok keyifli sohbetin için teşekkür ederim. Canım kardeşim. Bitirmeden önce bir mesajın var mı abi? Mesajım mı? Bundan sonra herkese, hepimize bu koronavirüsten dolayı sağlıklı kalmasını diliyorum. Hiç kimseye en ufacık bir şey olmasın arkadaşlar. Bu vesileyle hayatın, arkadaşlığın, dostluğun, beraber olmanın değerini öğrendik. Aile bağları olsun, çocuklarımız olsun, her şey çok değerli. Arkadaşlar çok değerli. Yani sizin, herkes eşit oldu diyebilirim. İşte parası varmış, yokmuş, zenginmiş, işte bizim kapıcıymış, isimlerini koydukları herkes eşit oldu. Ve çok da herkes çok değerli. Yani sizin gelip evinizi temizliyor, ay şurayı temizlemedi burayı. O insanlar bile çok değerli. Herkes çok değerli. Bunu bir kez daha gördük. Doktor arkadaşlarımız olsun. İşte hastaneye gidiyoruz, neden sıra gelmiyor? Doktorlara bağırıp çağıranları hep seyrettik, gördük. Camianın içindeyiz. Ben hepimize sağlık diliyorum. Herkes mutlu ve huzurlu ailesinde, çocuklarından nice mutlu seneler görsün. İnşallah. İnşallah. Güzelsin, birlikte sürüşler yapalım arkadaşlar. İnşallah. Keyifli, İnşallah. Sağlıklı, güzel günlerde beraber sürelim. Bekliyoruz Hakan abi. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun abi. Beni davet ettiniz. Teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırdınız. Ne sağ olun. Keyifli teşekkür bizim için ederim. Abi. Sağ olun. Selamlar Erdik Hanım'a da. Onun da çok selamı var size. Hepsinin selamı var. Tayland vedası olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz abi, çok sağ ol.